Kıyma bayağı su vermiş yalnız baksın. Şengül sen bu kıymayı yıkadın mı az önce? Evet. Bayağı bayağı sulu bir kıyma. Önümde bu kadar sulu kıyma görmedim kız. Kurur ya. İnşallah çeksin bakalım içine. Sen kıymayı niye yıkadın Songül? Ama Şengül ben kusura bakma bugün eve Songül'e taktım. Niye yıkadın kıymayı? İçim rahat etsin diye Kadir Bey. Ben kuşbaşını yıkıyorum. Normal ette yıkıyorum. Kıymayı hiç yıkamadım. Hani bozup suya gitmez mi onun? Sulanmaz mı kıyma? İnşallah o kıyma suyunu çekerse o Şengül. İnşallah çekmez de suyuna ekmek banarız Kadir. Heh, her yere ekmek banar. O ekmeği her yere banar. Dişsiz. Süt geldi mi? Evet sütümüz geldi efendim. Ya maşallah susurluk ayranı sanki. Şengül al sütün de burada. O sütü şimdi sağdım Kadir bak köpüğü üzerinde. Evet evet arka ahırdan saydık. Hatta kımız o kımız. Aa. Kız bütün sütü döktün içine. Bir bardak lazımdı zaten. Bir bardak lazımdı da bu deveydi. Nasıl İyi de azar azar döksene Şengül. Bayırdan aşağı at yuvarlar gibi kılladın sütü. Sonuç itibariyle aynı kıvamı tutturmak önemli. Kadir Bey şu an siz enerjik olun konuşun dediğinizde ben daha çok şey yapıyorum. Hareket böyle. Yani bir saattir elimizin altında duran güzel patates püresini son dakika Şengül kokteyl içeceğine çevirir. Şimdi pipetle çekmek istiyorum. Ama şimdi yani bir Hayır, bardak... Bir, şey bir bardak da bir bardağın hepsini insan bir azar azar bir döker Şengül. Bardak, ben bir bardakla yapıyorum diye bunu... Bu bardakla süt getirenin hiç suçu yok değil mi? Hep benim suçum var. Allah iki gözü sana boşuna vermiş çünkü. Bunun oranını görmüyorsun. Peki nasıl toparlayacağız şimdi? İnsan bir azar döken bir... Dedim ki Şengül çok döktüm. Ben bunu biraz şey yapsam... Bir gel bir kaynat. Kaynatsam bence Allah toparlanır. Allah senin canını almasın. Bence gayet toparlanır. Bakın Şengül sütü bıraktım. Sütü gibi tuttu Şengül. Sütü bıraktım böyle oldu. Sonra da diyeceksiniz ki bu çorba olmamış. Şengül, altını niye açık bıraktın? E çünkü... Bir de ağırlı yanıyor Şengül. Şimdi suç senin mi benim mi? Paniğe girdim şu an. Hangi konuda? Patates püresinde. Ay, onda ha. Da onda da. Dur, acilen bu. Baksana. Yalnız tam olmuş. İstesem hemen süt al, süt gidiyor kız. İstesem belki böyle yavaş, tutmazdı. Yavaş. Evet, bence de istesem böyle asla tutmazdı. Çok güzel tutmuş. İnanılmaz güzel tutmuş Şengül bak. Çorba yapacaktık kazan dibi oldu. Şengül fırını kapattım diye gitmiş fırını kapattığını zannetmiş. Sos yandı ama yemekte bir şey yok ya. Hepsiniz öyle bir yanmış ki özel bir desen oluşmuş sanki Şengül Hanım. O şey boş olduğu için. O ortadaki ince kısım ona bakma sen. Sosu burada var birazcık. Bir şey diyeceğim. Neyse ki patlıcanlar yanmamış ona şükret. Altına ama biraz dikkati dağıldı son dakikalarda. Sen geldin bu fırına baktın. Ya ben onu kapattım zannettim. Kapattım diye içeriye gittim. Tamam. Neyse yanmamış. Tamam yanmamış. Allah'tan altı yanmamış ama ortası yanmamış. Biraz tutmuş. O da önemli değil. Görmezler yanmamış. Orayı da. Yanmamış. Tahta nerede? Börekler tamam. Patates püresinin altını kapattık ama biraz sıvık oldu. Biraz yumuşak oldu ama gene de topladı en azından. Belki biraz daha donar. İncir yutması zaten buzluğa girdi. Şimdi topların son şeklini veriyoruz. Son 14 dakika. Onların kırmızı pancarı ne yapacaksın? Onu da salataya ekleyeceğim işte. Şengül hızlanman lazım. Gözünü seveyim hadi. Bu salatanın çok önemli bir malzemesi eksik. Tur. İşte turpları koyacağım. Yalnız Şengül dışı kırmızı değil, turbun içini de kırmızı zannediyormuş. Hayır normalde şeyde listede de kırmızı bir şey var. Ben onu kırmızı, kırmızı turp diye pancar, şeker kırmızı pancar var o da bu zaten. Ben onu kırmızı turp diye biliyorum. Allah canını almasın. Turşuyu ekliyoruz. Turşumuz eksikti. Yemin ediyorum salatada yok yok. Gerçekten pazarda satılan ne varsa girdi salata kasesine. Peki sen bunu nasıl ekleyeceğin şeyi servis edeceğiz Songül? Tasara mı koyacaksın? Evet. Yok bence ben bunu direkt masaya götüreyim. Ortaya koyarsınız mis gibi. Evet görsel sunum. Masadan servis. Masadan nereye servis yapacağım peki? Masadan kaseleri götüreyim işte. Ha orada tam servis yapacağız. Beraber orada peki, servis. Peki tamam sana kalmış nasıl dersin? Şu dev lahana turşusunu kime vereceksiniz? Yani ben onu süs diye... Onları bari bir doğra kız. Esnaf lokantasında kuru fasulyenin yanında verir gibi. Dakikam yok Kadir Bey. Yetişemeyeceğim. Miraç Bey'e verin. O kesin yer. Yetişemeyeceğim. Görelim kök lahanayı getirdi koydu. Miraç. Bence sen bidonu götürsün şu bidonu. Ortaya koy. Herkes elinden daldırırsın. Yani mantıklı. Ben
Bence lahanalardan salatanın üzerine kapak yapın böyle. Ya tamam, Allah Allah. Ha, uğraşmayın kızla be. Biraz şey yapmış olabilirim. Birazcık canım olabilir. Yani hani yetiştiremiyorum olayıyla. Bakın sadece 5 parça lahana turşusu koydunuz Şengül Hanım. Ya parça çok önemli değil. Önemli olan sunum. Hayır, herkese turşu gitsin yani. Sonra demesinler ki turşusu yok. Töreli türlü gibi oldu. Maşallah ne zengin salata. Peki bu muhteşem tabağın süsünü bozmadan salatayı nasıl karıştırmayı düşünüyorsunuz? Önce görecekler, sonra karıştıracağız zaten. Oturup da ondan mı? Derya Baykal'ın hiç süs programı burası. Derya ablama selamlar olsun. Öyle tavuğa yemler gibi 3 saat dök. Bak Allah'ını seversen sanki hiç dakika geçmiyor. Tamam, siz beni oyalıyorsunuz. Yemin ediyorum ha. Keloğlan'ın anası sanki tavuklara yem veriyor. Gel bili 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 bili. Tuplardan şekil olmuyor. He? Tuplardan şekil olmuyor. Patates baskısı yapmadın mı kız senin cömüründe? Hayır. Turbundan ne şekil yapacaksın ki, ben anlamadım seni. Kadir Bey, görselliğine bakın internetten. İnternettekine bakarsam ola. Birebir restoranta. İnanılmaz bir şekil oldu kız, bayıldım. Yok, yapamadım. Ne motif o? Yapamadığım için. Ya Kadir Bey. Yarışmacımız Orta Asya motiflerine turba kazıdı. İnanamıyorum. Ben göbek gibi bile şekil görmedim. Zeytinyağı. Şuna bakar mısınız? Şuna. Kadir Bey, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ya bu sunumda zaten bu böyle duruyor. Şimdi bu konuda bir anlaşalım. Hayır. Ama. Sabahtan beri şekil yapacağım, şekil yapacağım. Ama yapamadım işte. Ama Kadir Bey, bir şey sormak istiyorum. Yağımı döktünüz, geri yağ koymam istiyorum. Zeytinyağı, hakiki zeytinyağı tezgahın altında. Bak, 2 dakikada lafa hemen bana çeviriyor. Zeytinyağımı döktünüz ve vermediniz. Getir. Ondan sıvı yağ, bir de sıvı yağ. Bir saniye, sıvı yağ da burada var. Evet, limonumuzu koyuyoruz salatanın sosu için. 2 saat 51 dakika Songül. Şengül, ama Songül dedim, durdum kıza. Kaç dakika kaldı? Bir taneyi sıktınız mı? Bir taneyi sıktım komple. Şu anda 8 dakikanız kaldı. 8 dakika kaldı Şengül, hadi. Oh Şengül, oh. Ele yağ bastı Şengül. Çok döktüm. Millet bağırıyor, bidonu kalmış karşılar. Şengül yağın gözünü bastı. Kadir Bey. Belli ki bardakla bir şeyleri ölçmek konusunda pek de yetenekli değilsiniz Şengül Hanım. Evet, ben bardakla... Peki sen süt falan satmıyorsun. Ya gene ben o bardakları kullanmıyorum genelde de. İki kaputa sütün tenekesini bitirirdi yemin ediyorum. Benim kullandığım bardak yok yani, şu an oyalanamam. Doğru, senin göz kararın falan var mı peki bu tarihi yemek konusunda? Göreceğiz şimdi. Neyin gözüne göre bakıyorsun bilmiyorum. Yemekte göreceğiz işte. Var mı, yok mu? Yemeklerin tadına baktın değil mi sen hepsinin, tuzuna muzuna? Hiçbir şeyine bakmadım. Boş ver. O kadar masada güveniyorum. Masada bakacaklar zaten. O kadar güveniyorum kendime. Benim için önemli olan yetiştirmekti. Hani iyi olması da önemli ya Songül. Tabii ki de. Sosu dökecek misiniz şimdi? Evet. Dökmeyeyim mi? Sonra mı dök? Hani sonradan sorma. Dökebiliyor muyum? Tabii hakkım var. Sonradan dökebiliyorsam bunu bir saklama kabına... Bence onu öylece koy bir kenara. Ben çok şey... Evet. O ondan da küçük Songül. Dur, Allah canını almasın. Hayır. Bu geniş bakın. Şuradan büyük tasalay. Hayır bakın. Yok. Kesin sizin ölçülerle sıkıntınız var Şengül Hanım. Benim ölçülerle sıkıntım mı var? Var tabii. Evet. O koyduğunuz kase diğerinden yarım parmak bile büyük değil. Ben yapıyorum öyle şeyler. Sabi bulaşık çıkarttı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.